Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Şimdi önemli bir konudan bahsedeceğiz. Türkiye'ye vekaletle araç götürürken nelere dikkat etmeli? Gurbetçilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Bakalım hemen detaylara. Şimdi en merak edilen sorulardan bir tanesi de bir yakınının aracını Türkiye'ye götürebilir miyim? Hangi belgeleri almam gerekir? vekaletle götürülen aracı kim kullanabilir? İşte tüm bu soruların cevapları haberimizde. Avrupa'dan Türkiye'ye karayoluyla gidecek vatandaşlarımızın hazırlıkları devam ediyor. Malum yaz geldi. Sıla yolu hazırlıklarının içerisinde rotanın belirlenmesi, evrakların hazırlanması ve ödenecek otoyol ücretlerini ayarlamak gelse de özellikle bir akrabasının veya yakınının aracıyla gidecek olan vatandaşlarımızın unutmaması gereken en önemli belge vekaletname. Tatil sezonunun başlamasına günler kala özellikle gelen soruların başında da Türkiye'ye vekaletle araç götürme konusu geliyor. Özellikle sosyal medyada vatandaşları telaşlandıran ve bilgi kirliliği yaratan paylaşımların olması bu konudaki soruları da arttırdı. Bazı paylaşımlarda vekaletle araç götürme konusunda Bulgaristan'da Büyük zorluklar yaşandığı belirtiliyor. Ancak bu bilgi gerçeği yansıtmıyor. Çünkü resmi makamlarca yapılan açıklamalarda bu tür yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiği ve her zamanki gibi Türkiye'ye vekaletle araç götürülebileceği, sadece gerekli olan şartların yerine getirilmesi gerektiği söyleniyor. Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla elde ettiğimiz Türkiye'ye vekaletle araç götürme hususundaki bilgileri şimdi sizlere söyleyeceğiz. Öncelikle kimlere vekalet verilebileceğini belirtelim. Başkasına ait bir araçla seyahat edeceklerin alması gereken en önemli belgelerin başında vekalet geliyor demiştik. Vekalet verilen kişi o aracı kullanma yetkisine de doğal olarak sahip olmuş oluyor. Prensipte aracınızı kimin kullanabileceğine sizin karar vermeniz gerekir. Ancak hem araç sahibi olarak sizin hem de vekaleten taşıtı götüren kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma ve 185 gün koşulunu sağlaması gerekiyor. 185 günlük sürenin kesintisiz olarak yurt dışında geçirilmesine gerek bulunmuyor. Peki bu 185 gün koşulu nedir? Bu kuralda Türkiye'ye giriş yaptığınız günden önceki bir yıllık süre içinde 185 gün yurt dışında olduğunuza bakılır. 185 günden fazla yurt dışında kalan ve olağan durumda yurt dışında ikamet eden kişinin yurt dışında yerleşik olduğu kabul edilir. Bu süre hesabında taşıtlı ve taşıtsız deniz, hava, kara veya demir yoluyla yapılan tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınır. Taşıtın sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi halinde hem vekaleten taşıtı getiren kişi hem de taşıtın sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma ve 185 gün koşulunu sağlaması gerekiyor. Örneğin bir yıl içerisinde iki sefer Türkiye'ye giriş çıkış yaptınız ve son bir yıllık süre içinde toplamda 245 gün Türkiye dışında geçirdiniz. O zaman da 185 gün kuralına uymuş oluyorsunuz. Bir de vekalet Türkçe olmalı. Bir yakınının aracını Türkiye'ye götürecek olan vatandaşlar mutlaka bulundukları ülkede noterden tasdiklenmiş bir vekalet almak zorunda. Bu vekaletin Türkçe olarak tanzim edilmiş olması da gerekiyor. Türkiye'nin dış temsilcilikleri dışında alınan ve bulunduğunuz ülkenin dilinde tanzim edilmiş vekaletnamelerin Mutlaka Türkçe diline tercüme edilmiş olması gerekiyor. Gümrük kontrollerinde vekaletin aslını göstermeniz isteniyor. Tercüme edilmiş olsun veya olmasın mutlaka orijinal vekaleti yanınızda bulundurun. Bir de gümrük tarafından kabul edilen vekalet belgeleri var. Türkiye girişte gümrük memurları tarafından kontrol edilen ve vekalet belgesi olarak kabul edilen belgelerse şu şekilde onları da söyleyelim hemen. Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekaletnameler şeklinde oluyor. Taşıtı getiren şahısla taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları halinde bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekaletname gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler de var. Uluslararası Tur İttifakı ve Uluslararası Otomobil Federasyonu üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler, otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekaletnameler, kiralanmak suretiyle getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeleri ön beyan olana, yurt dışında yerleşik kişiler seyahatleri öncesinde kendilerine ve taşıtlarına ait bilgileri cep telefonu, tablet ya da bilgisayarlarından gümrük kapılarına bildirebilirler uygulaması başlayan ve bakanlığın taşıt ön beyan uygulaması veya e-devlet kapısı taşıt ön beyan üzerinden giriş yapan vatandaşlar formu doldurarak gümrük kapılarındaki işlemlerde daha hızlı ve akıcı bir şekilde de bu işlemleri tamamlayabiliyor. Vekaletle Türkiye'ye getirilen aracı kim kullanabilir? Bu soruyu da daha önce söylemiştik. Hemen yanıtlayalım. Türkiye'ye giriş yapan bir kişi Aracı her istediğine veremiyor tabii ki. Gümrük kurallarına göre aracı sadece vekaleti olan kişi kullanabiliyor. Başka bir deyişle de ülkeye girişte araç kimin pasaportuna işletilmişse aracı sadece o kişinin kullanması gerekiyor. Aynı şekilde aracı yurt dışına çıkartacak olan kişi de vekalet verilen kişi olmalı. Şimdi örneğin vekaleti aldığınız araçla Türkiye'ye giriş yaptınız. Araç sahibi ise Sizden sonra uçakla Türkiye'ye geldi. Ülkeye girişte araç kimin pasaportuna işletilmişse o kişinin aracı kullanma hakkı bulunuyor. Yani aracın sahibi ise vekalet verdiği kişinin yanında olması şartıyla direksiyon başına geçebiliyor. Araç kullanımın konusunda bir istisna da bulunuyor. Hemen onu da söyleyelim. Vekaletle araç getiren kişilerin yurt dışında yerleşik son bir yılın 185 gününü yurt dışında geçiren demiştik eşi veya birinci dereceden akrabası, anne, baba, çocuklar oluyor bu da. Aracı kullanabiliyor. Üstelik vekalet alan kişinin arabada olmasına da gerek yok. Taşıt sahibi yurt dışındayken Türkiye'de kalan taşıt park halinde bırakılır. Hiç kimse tarafından anne, baba, eş ve çocuklar dahil kullanılamaz. Yurt dışındayken yerleşik şirket adına kayıtlı taşıtlar ancak yurt dışında yerleşik şirket çalışanları veya ortakları tarafından vekaleten de getirilebilir. Evet uzun teferruatlı bir işlem. Buna da dikkat etmenizi öneriyoruz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.